İtalyan köylüsü bizim 15 mislimiz kazanıyor. Niye açız? Niye işsiziz? Bütün bunların sebebi bu faizci yönetimler. Bak 50 sene ülke bunların elinde kaldı. Nereye geldi görüyoruz. 22 milyon çalışacak insanımız var. 11 milyonu işsiz. İş buldu dediğin çalışan bir kardeşimize de 2,5 milyon para veriyor. Asgari ücretin neti budur. Bunların 2,5 milyonu 2,5 para etmez. Çünkü 1 dolar çıkmış ta 36-40 bin liraya. Pahalılık, pahalılık, pahalılık. Bundan başka her sene 1 milyon gencimiz liseyi bitiriyor, üniversitede okumak istiyor. Ne güzel şey. Ama ne yazık ki 100 bini oraya buraya sokuşturuluyor, 900 bini sokağa bırakılıyor. Neden? 50 seneden beri artan nüfusun ihtiyacına göre üniversite kurulmamış, hoca yetiştirilmemiş, laboratuvar hazırlanmamış. Allah hiçbirinize hasta yapmasın. Ölecek hastaya hastaneye gittiği zaman 3 sene sonra gün veriyor. Neden? Hastane yapılmamış. Muş'taki bir böbrek hastası böbreğini temizleyecek diyaliz aleti yok. Ankara'ya gelecek. Bir ay orada yatacak. 3 kuruşluk bir aleti Muş'a götüremiyor. Üniversitenin profesörü geliyor mecliste bize. Hocam açın bizim maaşlarımızı arttır diyor. İşte 50 sene sonra ülkenin hali budur. Bizi geri bırakan bunlardır. Faizle borçla mahveden bunlardır. Bunlar gemiyi batırdı. Kurtarmaları da mümkün değil. Neden? Bak şu anda Türkiye'nin dış borcu 110 milyar dolar. Bunun için ödenen faiz 8,5 milyar dolar bir sene. İç borcu 20 milyar dolar. Onun için ödenen faiz 12,5 milyar dolar. İç ve dış borç faizi 20-21 milyar dolar yapıyor. Bugün siftah yapmamış esnaftan vergi alıyor bu hainler, bu zalimler, bu haksızlar. Ve de işçiyi, ücretini donduruyor, memuru aç bırakıyor, bütün halkı eziyor. Topladığı paraların yekûnuna kadar 18 milyar dolar. Ne diyorum size? 65 milyon insandan toplanan bütün vergiler, devletin geliri faize yetmiyor. Yolun patlağını neyle kapatacak? Devletin arabasını benzin neyle alacak? Yeniden borç yapıyor, yeniden açıktan para basıyor. Enflasyon, faiz, zam. Yapabilecekleri hiçbir şey yok. Şimdi bak, 5 Aralık'ta aman Allah kimseyi bunların eline düşürmesin. 90 bin liralık gübreyi 690 bin liraya çıkartmanın hazırlığını yapıyor. Böyle insafsız, böyle zalim. Onun için ey izlikli kardeşim gel şu 3 haftayı gece gündüz iyi çalışalım. 5 Aralık'ta bu zalimler bizim başımıza topuzu indirmeden 4 Aralık'ta biz bunların başına topuzu indirelim ve bu zulümden kurtulalım. Başka çaremiz yok. Neden taklitçiler iflas etti, ülkeyi perişan etti? Neden Tek Güney Refah Partisi'dir? Bak bunun 4 tane mühim sebebi var. Çünkü bu taklitçi partiler ANAP, DYP, SHP hiçbir farkı yok. Aynı makineden çıkmış 3 tane ıskarta mal. Üçü de birbirinin aynı. Üçü de faizci. Üçü de dış güdümcü. Bak bunların hepsi önce bağımsız değil. Amerika'ya bağlı. İspat mı istiyor? Bu Çiller Hanım İsrail'de ne arıyor? Fas'ta ne arıyor? Amerika emrediyor. İsrail'e figüranlık yapacaksın. İsrail barış kuracak. Böylece Müslümanlar aldatıp içinden sömürecek, sen de ona yardım edeceksin diyor. Bakıyorsun İsrail'e gitmiş. Burada üniversiteye giden kız çocuğumuzu başörtülüğünden dolayı okula sokmuyor, zulüm yapıyor. İsrail'e giderken uçakta İsrail böyle istedi diye başörtüsü dağıtıyor, Yahudi takkesi dağıtıyor.
Şunların haline bak. Oraya gitmiş İsrail'e selam duruyor. Siz kahramansınız diyor. Ya bu İsrail'in hepsi terörist. 50 seneden beri Orta Doğu'da huzur bırakmayan bunlar. Barışı siz kurdunuz diyor. Onların gözüne girmek için demediğini etmediğini bırakmıyor. İsrail aşığı bu kadınca. Hali bu. Hali bu. İsrail su mu istiyor? Adeta bir garson gibi onun buraya gelmesini beklemiyor. Bu tepsiyle götürüp İsrail'in suyunu veriyor. Bu zihniyetlerden ne hayır gelir Allah aşkına? Bak İsrail'e gidip ders almıyor da. İsrail'in Yahudi belediye başkanı bugün cumartesi bizim dini günümüz. Ben senden refakat etmem diyor. Bunun yanına gelmiyor. Dini günümde ben seyahat etmem. Bizde cumartesi günü seyahat etmek günahtır diyor. Yahudi kendi dinine sımsıkı bağlı. Bunlara gelince bunlar halkın inancıyla harp ediyor. Bunlar Somali'ye asker göndermedi mi? Şimdi şuraya 3 tane sandalye koysak, şu ANAP'ı, DYP'yi, SHP'yi yan yana okul çocuğu gibi otursak ve bunlara desek ki bire taklitçiler, siz bu Somali'ye niye asker gönderdiniz, niye geri getirdiniz sonra desek, bize cevap verebilirler. Ne diyecekler? Amerika emrettiği için götürdük, Amerika emrettiği için getirdik. İşte bunun için bunlar bizim hakkımızı koruyamazlar. Bunların üçü de faizci. IMF'nin emrinde bize çalışmıyor. Bize fabrika kuramaz. Kurulmuş fabrikayı satar kapatır. Bak görüyorsun şimdi demir çeliği kapatacağım. Çılgın bunlar be. Zonguldak'ı kapatacağım. Petlas'ı kapatacağım. Pet gibi kapatacağım. Şuraya İzni'ye bir tane fabrika kurmuş değil. Bir tane toplu iğne dikmiş değil. Kurulmuş fabrikaları da kapatacakmış. Şu hale bakın ya. Zaten 11 milyon işsiz var. Bir adam nasıl bunlara oy verir ya? Nasıl bunların arkasından gider? Aman ya Rabbim. Ne yaşıyoruz, ne görüyoruz, nelere şahit oluyoruz ya? Bak bunların hepsinin en mühim hususiyetlerinden birisi de bunlar laik değil. Laiklik demek din hürriyeti demek. Avrupa'da laiklik var ama herkes dininde hür. Amerikan Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı seçildiği zaman İncil üzerine yemin ediyor. Üniversite açılırken üniversitenin başpapazı dua ediyor. Amerika parasının üstüne Allah'a inanıyoruz diye yazmış. Çünkü laiklik orada din hürriyeti demek. Herkes dininde serbest demek. Buraya gelince bunlar bu gavurca kelimeyi İslam düşmanlığı diye tercüme ediyor. İslam düşmanlığı gibi kullanıyor. Bunların laiklikten kastı dinsizliği resmi din yapmak oluyor. Bunun için de halkın diniyle 50 seneden beri uğraşıyorlar. Başını örten evladımızı üniversiteye sokmuyor. Bitirse diplomasını vermiyor. 250 tane bitmiş İmam Hatip Okulu var, açmıyor. Öbür taraftan kurban derini hava kurumuna vereceksin diyor. Şuna bak sen, ya ben bu kurbanı Allah rızası için kesmişim. Derisinde kime istersen veririm. Sen kimsin ya? Ne karışıyorsun? Niye ben hava kurumuna vereyim? Ben bunu İznik Kur'an kursuna vereceğim. İznik Talebe Yurdu'na vereceğim. Ben bunu Refah Partisi'ne vereceğim. Var mı bir diyeceğim? Nerede en hayır görürsem oraya verir. Yok, hayır. Benim istediğim yere vereceksin. Bunu ancak firavunlar yapıyordu tarihte. İnsanlara böyle baskıyı. Hacca gideceksin, gidemez. E ben Suud'dan bir şey aldım, gene gidemezsin. Arabayla gideceğim, gidemezsin. Uçakla. Peki, affedersiniz, köpeğine mama almak isteyen sosyetikler Avrupa'ya giderken isterse yayan gidiyor. İsterse arabasıyla, isterse uçağıyla. Neden bu halk hacca giderken arabasıyla gidemiyor? Ya gideceğim, Şam'ı ziyaret edeceğim, Bağdat'ı ziyaret edeceğim. Yolda bir sürü büyük evliyalar.